Odamdaki televizyonun olduğu yerden yükselip hani biri tutup böyle bir televizyonu fırlatır ya, aynı o şekilde fırladığını gördüm. O enkazda bir Nilgün öldü, başka bir Nilgün dünyaya geldi. Biz çıkamadık evden. Kapının önüne vitrin yıkıldı, soba devrildi. Tarihte depremler oldu ve bu coğrafyada yaşayan insanlar yine deprem görecektir. Yani İstanbul'da deprem olabilecek diyor muyuz? İstanbul'da deprem olacak diyoruz. Kesinlikle. İstanbul depremi bekliyor. Çok da uzakta değil. Bulunduğumuz kıyı şeridinin biraz açında, yaklaşık 12 kilometre ötede sessiz bir tehdit denizin altında uzanıyor. Henüz kırılmamış, aktif bir fay hattı, enerji yüklü. Ancak İstanbul'un depreme hazırlık sınavını anlatmadan önce bu fay hattı boyunca biraz eskiye, 17 Ağustos 1999'a gitmek gerekiyor. Tam 20 yıl önce gerçekleşen 17 Ağustos depremi modern Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biriydi. O depremin merkez üssü de burası, Gölcük'tü. Ancak aradan geçen 20 yıla rağmen bazı yaralar hala sarılamadı. Tarih 17 Ağustos 1999. Saat sabah 3.02. Deprem 45 saniye sürdü. 2010 yılındaki Meclis Araştırması raporuna göre depremde 18.373 kişi hayatını kaybetti. 48.901 kişi yaralandı, 505 kişi engelli durumuna geldi. Bu resmi veriler hep tartışıldı. Birçok can kaybının kayıtlara geçirilmediği ya da geçirilemediği iddia edildi. Depremi hiç unutmayanlardan biri Nilgün Karamert. Tam 20 yıldır depremde kaybolan kızı Gözde'yi arıyor. Gözde kaybolduğunda 7 yaşındaydı. Deprem sonrası doğan kardeşleri Ayşenaz ve Yiğit ise ablalarını hiç görmediler. Ancak onun hikayeleriyle büyüdüler. Benim çocuğum ölmedi ki. Yani öldüğünü görmem lazımdı. Hani ölmüş olsa ben mezardan çıkartmaya çalışmıyorum ki ölen birini. Yani bunu kendi gözümle, birinin demesini değil, kendi gözümle bunu şahitli, ispatlı ve DNA'sıyla ancak ikna olabilirdim. Hep bunun mücadelesini verdim. Hiçbir yetkiliden ses gelmedi ya da bir cevap gelmedi. Buna istinaden ya da ne yapılabilir diye hiçbir şeyli olmadı. Toplumdan zaten birebir şey istedim ben hep. Hani işte beni izleyip de televizyonda üzülüp evet üzülürsünüz ama ağlamayın, ben yeterince ağladım. Ama işte dikkat edin yanınızdaki, belki işte evlatlıktır, çocuk bilmiyordur. Ne bileyim, benzetirsiniz. Nilgün Karamert şimdi 20 yıllık hikayesini satırlara döküyor. Yazdığı kitabın da kızını bir gün bulabilmesine yardımcı olması umudunda. Yazdım çok kötü hissettim kendimi. Yani çünkü hiç kimseye anlatmadığım şeyleri yazdığım için beni çok etkiledi. Sonra terapi gibi geldi. Yani sanki hani yıllardır içimi dökemediğim birine dökmeye başlamış gibi oldu. Ne kadar çok yayılırsa, ne kadar ülkeye, ülke bile olsa, yani Türkiye'de yayılırsa o kadar çok benim umudum artacak. Bir anne ise hele pes etmemeli evlatları için bence. Kafamın üzerine bir kolon gelmişti buraya. Bu şekilde duruyordu üzerimde. Yani çeneme gelse çenenin olduğu yeri kalkıp koparacak ama buraya denk gelmiş. Vücudumu göremeyeceğim şekilde önümü kapatıyor. Sırt üstü düşmüştüm. Ellerim açıkta. Hemen yan tarafımda bir galeri kalmış mesela orada. Oraya düşmüş olsam mesela hiç bir problem şey olmamış olacak. Ve olanca sakinliğimi korumaya çalıştım. Ufuk Koçak depremde yaşadığı binanın enkazında 3 gün boyunca yaşama tutundu. Enkaz altından kurtarıldı fakat bacaklarını kaybetti.
bütün dünyanızı karartmak, kendinizi yerlere atmak veyahut da dünyaya küsmek, eğer ki kaybettiğiniz şeyi size geri getirecekse evet bunu yapmalısınız. Ben her zaman hep bardağın dolu olan tarafına baktım. Yeniden gülebilmeli insan, yeniden sosyalleşebilmeli. Koçak aynı zamanda rekortman bir dalgıç. Dostlarımın evini suyun altında görmek, o veyahut da gençliğimizin zamanında ilk kız arkadaşımın elini tuttuğum ağacı, ağacın altını suyun altında görmek bambaşka bir şey. Çünkü karada birçok şeyleri, deprem izleri silindi. Yerin binalar yapıldı, çevre düzenlemeler yapıldı ama o depremin olduğu gibi her şeyi orada kaldı. 17 Ağustos depreminin ayrıntıları bugün o felaketi yaşamayan birçok kişi için silikleşti. Oysa Kuzey Marmara Fayı'nın henüz kırılmayan ucu İstanbul'un yanı başında. Tarihi kayıtlara göre her 100 yılda bir yıkıcı bir deprem yaşayan kentin her an bir yenisiyle karşılaşması söz konusu. Kuzey Anadolu Fayı 1939 yılındaki Erzincan depreminden beri parça parça kırıldı. Her deprem bir sonrakini tetikledi. Şimdi uzmanlara göre sırada İstanbul'un karşısındaki fay parçası var. Türkiye'deki depremlerin gözlendiği yere, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Rasathane ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener'le buluşuyoruz. Burada, duvarda 17 Ağustos depreminin kaydı duruyor hala. Bize yakın olan Gölcük depremiydi. Yani İstanbul merkezine yaklaşık 100 kilometre uzakta bir yer. Şöyle insanlar hayal etsinler. Avcılar'da yaşayan bir vatandaş, Avcılar yıkıma, çeşitli sebeplere var ama yıkıma yol açtı. 100 kilometre uzaktan gelen bir depremden bahsediyoruz. Olası Marmara depremi 20 kilometre, 18, 20, belki 15 kilometre uzaktan gelecek. Dolayısıyla insanların kafasında böyle bir şey oluşması faydalı. Şu röportajı yaparken herhangi bir deprem olsa minimum 7.2 olur. Bu da sürpriz olmaması lazım. Şu anda gelinen aşamada yani bir sona doğru yaklaşıyoruz ama sonun ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Rasathanedeki deprem simülatörü büyük bir sarsıntının nasıl olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Pek çok kişi 17 Ağustos 1999 depreminden sonra yeni bir depreminde gece olabileceğini düşünüyor. Büyük depremin insanlardaki etkisi bu yönde oldu. İşte sade döşenmiş bir yatak odasında, aslında bir çocuğun yatak odasında hissedilecek etki de tam böyle olacak. Pek çok kimse depremin gece yaşanacağını düşünüyor olabilir ancak elbette böyle bir kural yok. Deprem evimizden uzakta, gündelik hayattaki aktivitelerimizi yerine getirirken de gerçekleşebilir. Evlerimiz güvenli olsa da esas soru işareti yaşadığımız tüm alanlar acaba ne kadar güvenli? Deprem elbette gündüz vakti de gerçekleşebilir. Belki evimiz güvenli ancak acaba çalıştığımız ofisler, çocuklarımızın okuduğu okullar o kadar güvenli mi? İşte 7 büyüklüğündeki bir depremin tipik bir sınıfta yarattığı etki de aşağı yukarı böyle bir şey. Simülatörün gerçek hayattan önemli bir farkı var elbette. Depremin şiddeti ne olursa olsun buradaki model ev asla yıkılmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre İstanbul'da nüfusun büyük çoğunluğu birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yaşıyor. AFAD'ın geçen yıl açıkladığı tahminlere göre meydana gelebilecek bir depremde kent merkezinde 26 ila 30 bin kişi hayatını kaybedebilir. 50 bin kişinin ağır yaralanabileceği, 44.802 binanın yıkılabileceği ve yaklaşık 2 milyon 600 bin kişinin evsiz kalabileceği tahmin ediliyor. Oysa Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği daha farklı saptamalarda bulunuyor. TMOB'un 2016 yılındaki bir raporuna göre İstanbul depremi sonrası can kaybı 140 ila 180 bine ulaşabilir. Aynı raporda 1 milyondan fazla ailenin de evsiz kalabileceği kestiriminde bulunuluyor. İstanbul yıllardır dev bir şantiyeden farksız. Kentin dört bir yanından vinçler yükseliyor. Sokak ve caddelerde yoğun bir kamyon trafiği var. Ancak bu dönüşümün zayıf ve sorunlu konut stoğunu ne ölçüde depreme dayanıklı hale getirdiği meçhul. İstanbul'da yaklaşık 2 milyon yapı olduğu düşünülüyor. Şehir Plancıları Odası 2017 raporuna göre bu yapıların yaklaşık yarısı kaçak. %40'ı deprem ömrünü doldurmuş durumda ve %27'si olası bir depremden önce yıkılmalıydı.
Elbette bazı hazırlıklar yapıldı. Örneğin İstanbul Valiliği'nin verilerine göre 1135 okul binası ve 38 yurt binasında güçlendirme çalışmaları yapıldı. 115 poliklinik, sağlık ocağı ve hastane depreme dayanıklı hale getirildi. Birçok köprü ve viyadükte de sağlamlaştırma yapıldı. Peki bunlar yeterli mi? Öğrendiğimize göre kamu binalarının sadece %12'si, 20'si civarında güçlendirildiği söyleniyor. Okulların çok az bir kısmı güçlendirildi. Yani 6000 tane okul varsa 1000'e yakın okul güçlendirilmiş gibi. Yani mesela son zamanlarda bir imar barışı, ya yani imar afı çıkarıldı. Yani şunu unutmayalım. Eski depremlerde çöken yapıların %80'i imar afına girmiş yapılardı. Yani bu çok kötü bir durum. Yine bir yanlış yapılıyor. Yanlışın üzerine tekrar yanlış yapılıyor. Bu ransal bir dönüşüm. Aslında bu kentsel dönüşüm değil maalesef. Bu konuda ciddi bir hata yapıldı. 17 Ağustos depremi Gölcük merkezliydi belki ama 100 kilometre ötedeki İstanbul'da da çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Depremden sonra en çok etkilenen bölge ise Avcılar'dı. Bugün de özellikle Ambarlı Mahallesi'ndeki zemin hareketleri olası bir deprem öncesi yaklaşan tehlikenin boyutlarını ortaya koyuyor. Yukarıda gözüken yapılar aşağıdaki heyelan kütlesi dediğimiz şu kütlenin üstünde kalan kısım. Bu kısmın alt tarafı şu anda yerleşime kapandı. Fakat üstteki yapılarla ilgili hiçbir önlem alınmıyor. İki gün sonra burada bir deprem olursa buradaki binaların çoğunun buradan aşağı inme ve burada büyük can kayıplarının yaşanması tehlikesi var. Jeofizik mühendisi Savaş Karabulut yaşadığı yer olan Avcılar'daki zemin yapısı hakkında endişeli. 3 ay önce geldiğinde bu kadar belirgin değildi. Şimdi giderek belirgin olarak almış. Deprem olmadan bile bu kadar kırıklar oluşuyor. Biz büyük depremde yani 7 ve üzeri büyük bir depremde nasıl bir kötü senaryoyla karşılaşacağımızı tahmin bile edemiyoruz, onu söyleyeyim. Peki ya depremde evleri yıkılanlar ya da ağır hasar görenler? Onlar için çadırlar nereye kurulacak? Onlara yardım hangi bölgelerde ulaştırılacak? Geçici iskan alanları bu yüzden kritik önemde. İstanbul'da 470 tane buna benzer nokta belirlenmişti. Ancak birçoğunun yerinde bugün artık yeller esiyor. Şimdi işte onlardan birinin bulunduğu noktadayız. Burası eskiden Ali Sami Yen Stadyumu'ydu. Ancak gözüken o ki stadyum yıkıldı ve toplanma alanı da ortadan kalktı. Kentin merkezinde bir toplanma alanı olması gereken bu noktanın bir bölümünde otopark, daha büyük bir diğer bölümünde ise rezidans ve ofislerden oluşan dev binalar var. Burada şehir plancıları odasından Tayfun Kahraman'la buluşuyoruz. Afet anında şunu göreceğiz ki bizlerin barınma, özellikle sağlık ve beslenme konularında acil yardım alabileceğimiz alanlara ihtiyacımız var. Bu arkamızdaki örnekte olduğu gibi bu alanların pek çoğu İstanbul'da ya alışveriş merkezleriyle ya da bu örnekte gördüğünüz gibi gökdelenlerle donatılmış durumda. Çünkü bunlar kamu arazileriydi fakat biz bunların hepsini sattık ve bunların üzerine gökdelenler ve alışveriş merkezleri diktik. TMOB verilerine göre İstanbul'da toplam 77 toplanma alanı kaldı. Ancak AFAD çok daha fazla sayıda yer olduğunu açıkladı. Kahraman'a göre bu yerlerin çoğu afet sonrası toplanma alanı olmaya uygun değil. AFAD raporlarında yaklaşık 2300 tane İstanbul'da toplanma alanı olduğunu söylüyor. Fakat bu toplanma alanlarının niteliklerine baktığınızda ya bunlar küçük sent parkları, çocuk bahçesi dediğimiz 100 metrekareden daha büyük olmayan parklar ki bu parklara toplasanız 20 kişiyi ancak toplayabilirsiniz ki onlara beslenme ve sağlık hizmetlerini de bu alanlarda sunmanız mümkün değil. Çünkü bu kadar parçalanmış bir alanda kamu hizmet veremez. Deprem toplanma alanları gibi İstanbul'daki acil ulaşım yolları da işgal altında bir anlamda. 1999 depreminden sonra 562 tane acil ulaşım yolu belirlenmişti. Burası Fatih'teki Fevzi Paşa Caddesi onlardan biri. Ancak cadde hem gidiş yönünde hem geliş yönünde araçların otoparkı haline gelmiş durumda. Yine Kuzey Anadolu fay hattında 20 yıl önce bir başka büyük deprem olmuştu. Bundan kurtulanlar arasındaysa hala evlerine kavuşmayı bekleyenler var. Onlara yönelik bir proje, Türkiye'de katılımcı ve toplumcu kentleşmenin mümkün olabileceği yönünde umutları canlı tutuyor. Bu kez Büyük Marmara depreminden 87 gün sonra gerçekleşen 7.2 büyüklüğündeki depremin merkezi Düzce'ye gidiyoruz.
Ya o binadan nasıl çıktığımızı ben de hatırlamıyorum iki tane çocukla. Eşim de o zaman iş yerindeydi, o da orada kalmış. Mal sahibi olmadı. Zaten devlet bir hak tanıdı. Ama kiracılar o hak tanınmadı. Nur Sefa Çengeltepe ve Safiye Alkaya'nın hikayeleri ev sahibi depremzedelerden farklı. Önce çadırda, sonra prefabrik evlerde kaldılar. Ancak kalıcı konutlara yerleştirilmediler. Güvenli bir konut olmasını istedik. Toplum olarak yani şimdi hani kiracılık olarak çok itildiğimiz için hani bir odada olsa kendimiz olsun mücadelesini verdik. Düzce Umut Atölyesi 710 kişinin hayatını kaybettiği depremden sonra konut sahipleri gibi zararı karşılanmayan ve evsiz kalan kiracılar için gönüllü hukukçu, mimar ve plancılar tarafından kuruldu. 20 yılın büyük bölümü devletten arazi ve kredi tahsisi için görülen davalarla geçti. Ancak sonunda inşaat başladı. Avukat Erbay Yucak, başından beri Umut Evleri sürecini yöneten isim. Deprem sonrası kiracıların hakları için yıllardır mücadele ediyor. İşte ortada çözülmesi gereken bir sorun var. Yani bu sorunun çözülmesi için bir politika yok. Dolayısıyla da bu, o sorunun sahipleri tarafından iletilen ve ilerletilen bir süreç başlatmayı gerekli kıldı. Bu aynı zamanda katılımcı tasarım bakımından da model olur. İnşaatın sağlıklı, güvenli olmasıyla inşaatın pahalı olması arasında kurulan ilişki biçimi yanlış bir ilişki biçimi. Yani bu proje bütün bunları ispat edebilir nitelikte bir şey. İnsanı bina öldürür, deprem öldürmez. Gözümüzle gördük, temeller atılırken hepimiz başındaydık. İşte beğenmediğimiz, yani bildiğimiz kadarıyla, bilmediğimiz kadarıyla fikir aldık, öğrendik. Mühendislerimiz bize öğretti. Yani her şey gözümüzün önünde olduğu için çok rahatlıkla, bir an önce bitsin de rahatlıkla oturalım diyorum. Fay hattı buranın biraz ilerisinden geçiyor. Ama burada bir kayalık zemini var. Dolayısıyla biz öncelikle bu kayalık zemine kadar temelleri indirdik. Yani önce bastığımız yeri sağlamlaştırdık. Yani buradaki deprem periyodunda maksimum olabilecek deprem 7.7 civarı ve binalar da buna dayanacak şekilde tasarlandı. Onlarla beraber bir vaziyet planı çalışması yapıldı. Avlulu yerler yapıldı. Bu avlularda hem çocukların oynayabileceği, hem kadınların veya işte erkeklerin beraber vakit geçirebileceği alanlar oluşturuldu. Burada mescidimiz var, fırınımız var. Bu fırında da üretim yapılıp satılacak bir bostanımız olacak. Bu nedenle yani onlar neye ihtiyaç duyuyorlar, neyin özlemini duyuyorlar? Biz onları aldık ve kendi bilgimizle bunu biraz daha geliştirdik. Gözüken o ki bazı kesimler yaşanan felaketlerden ders çıkardı. Ancak geniş bir kesim için gündelik hesaplar ve rant beklentisi baskın çıktı. Oysa İstanbul'un kendi tarihinden alabileceği dersler de var. 1500 yaşındaki Ayasofya, İstanbul'un tarihi boyunca büyük sarsıntılara en çok dayanan binaların başında geliyor. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde defalarca sağlamlaştırıldı. Ayasofya'nın bu tarihi tanıklığı bize bir kez daha depremlerde can kaybı ve yıkımlara yol açan faktörün sarsıntının kendisi değil, yapı kalitesi olduğunu hatırlatıyor. Japonların bir atasözü var. İnsanlar felaketleri unuttukları zaman felaketler insanların başına geliyor. Biz maalesef çok çabuk unutuyoruz. Aslında önümüzde çok uzun bir zaman vardı. Bir 20 yıl gibi bir zaman vardı. O yıldayken o kenti gerçekten yeniden kurabilirdik ama maalesef yapmadık. Depreme dayanıksız binaların, yapıların da yapı stoğunun bir an önce eritilmesi lazım. Yani karar vericilerin özellikle kentsel dönüşüm konusunda çok daha hızlı aksiyon almaları lazım.
Ve biz bu arada dileriz ki beklenen Marmara depremi biraz daha gecikir.